Park 2019 tüm hızıyla ve kaldığı yerden devam ediyor. Eğitim, başarı, kalite ve hizmet sloganıyla çıktığımız yolda gerçek sürücü kursundayız efendim. Merhabalar. Merhabalar. Sektörle ilgili bilgiler alacağız ama öncelikle sizleri tanıyalım. Tabii ki. Ben Murat Bozkuş. Gerçek sürücü kursların kurum sahibiyim. Kurumlarımız motosiklet ve otomobil eğitimi vermektedir. Kendimize ait kapalı alanımız var. Bu kapalı alanımızda A1 sınıfı, A2 sınıfı ve A sınıfı güvenli sürüş eğitimi vererek aynı zamanda ehliyet de veriyoruz. Eğitimleri kendi alanlarınızda? Evet, Kadıköy'de kendimize ait kapalı 30 dönüm arazimiz var. Burada asfalt dökmüşüz ve burada bütün sürücü adaylarına eğitim veriyoruz. Peki hangi araca hangi ehliyet veriliyor? Artık gerçekten benim kafam karışıyor ama ehliyet almak isteyen ki fuar katılımcılarımızdan da birçok motorunu alanlar, beğenenler ama ehliyetini almayanlar var. Şimdi hemen konu onlar üzerinden yürüsün istiyorum ben. Gelelim hangi ehliyet hangi gruplara, hangi ürün segmentlerine veriliyor? Bunlar hakkında biraz bilgi alacağım hocam. Tabii ki, memnuniyetle. Şimdi A1 sınıfı motosiklet ehliyeti 16 yaşında itibaren veriliyor. Sadece 121 cc kullanabiliyor. 16 yaşında veriliyor. 16 yaşında veriliyor. Sadece 125 cc motosiklet kullanılıyor. A2 sınıfı motosiklet ehliyeti var. A2 sınıfı motosiklet ehliyeti alma yaşı 18'dir. 35 kW'yı geçmeyen motosikletleri kullanır. Yani ortalama 500 cc'ye tekabül ediyor. A sınıfı motosiklet ehliyetleri var. A sınıfı motosiklet ehliyeti için 24 yaş sınırı var. Ve Kawasaki ya da MT7 gibi yüksek segment 35 kW'nın üstündeki motosikletlerle eğitim veriliyor. Aynı zamanda yine ehliyet sınavları bu motosikletlerle yapılıyor. Çok güzel. Peki bu anlamda neler söylemek istersiniz? Eğitim vereceğiniz sürücü adaylarınıza diyelim ben. Şimdi ehliyet olmayan tüm ehliyet alacak arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Öncelikle kesinlikle muhakkak ehliyet alacaksanız eğitim veren kurumları tercih edin. Her sürücü adayının alması gereken 12 saat güvenli sürüş eğitimi var. Bu 12 saat dersinizi muhakkak alın arkadaşlar. Şu anki yeni yasayla beraber 2918 sayılı kanuna göre ehliyet sınıfları değişti. Ve bununla beraber sınavlar da değişti. Sınavlar artık eskisi kadar kolay değil. Dolayısıyla ben 2 saat ders alırım, sınavı geçireyim diye düşünmesinler. Şu an istasyonlar çok daha zorlaştırıldı. Slalom istasyonu, 8 yapma istasyonu, engelden kaçma istasyonu, ani duruş istasyonlarımız var. Bu istasyonlara muhakkak eğitim almadan giremezler. Girirlerse sınavdan başarısız olurlar. Ve başarısız olan öğrenci de tekrardan bir ekstradan 300-350 gibi harç ödemek zorunda kalıyor. Şunu söylemek istiyorum. Muhakkak eğitim veren kurumlar tercih edin. Muhakkak eğitiminizi alın. Ve bu almış olduğunuz eğitimlerle motosiklet ehliyeti değil, eğitimli ehliyet almış olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Aynı zamanda son olarak, kapanış olarak motosiklet kullanıcılarımızın trafikte dikkat çekmek adına buradan neler söylemek istersiniz? Şimdi motosiklet kullanmak evet bir tutku. Her ne kadar motosiklet kazaları olsa da bu kazaların diğer nedenleri araç, yaya, diğer sürücüler olsa da yine eğitimli olursak bu kazalardan kendimizi koruyabiliriz ve kazalardan kaçınabiliriz. Muhakkak eğitim, eğitim, eğitim diyoruz yani. Aynı zamanda da motosikletleri fark edin diyerek yolumuza kaldığımız yerden ve tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Bizden ayrılmayın.